Canlarım selam. Hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 90 gün AYT Fizik kampımızın 30. gününün ikinci videosuyla birlikteyiz. Bu videoda basit makinelere kaldığımız yerden devam edeceğiz ve konu anlatımını bitireceğiz. Bu videonun içeriği biraz fazla olduğu için hiç oyalanmadan hemen derse başlamamız lazım. Kamp kitabımızda sayfa kaçta kaldık? Hemen bakıyorum. Sayfa 126. 126 ile 128 arasını bu videoda birlikte öğreneceğiz. Ben hazırım. Eğer sen de hazırsan yüksek bir enerjiyle dersimize başlayalım efendim. Şimdi eğik düzlemde kaldık. Arkadaşlar eğik düzlem bizim daha önceden bildiğimiz bir sistem. Newton'un hareket yasalarında biz eğik düzlemi aslında öğrenmiştik. Eğik düzlem üzerine bırakılan bir cismin ağırlığı eğer mg kadarsa bunun iki tane bileşeni vardı. Bir tanesi eğik düzleme paralel mg sin alfa, diğeri eğik düzleme dik olan mg cos alfa bileşenleriydi. Hemen buraya böyle yazalım. mg cos alfa ve mg sin alfa. Arkadaşlar bakın. Mg dediğimiz şey zaten cismin ağırlığıdır. Yani biz buraya aslında P yazabiliriz. P çarpı sin alfa diyebiliriz. Şimdi burada sürtünme yoksa zaten Mg cos alfanın herhangi bir önemi kalmıyor. Bizim bu cismi yukarı doğru taşıyabilmemiz için buradaki F kuvvetinin en az ne kadar olması lazım? P çarpı sin alfaya eşit olması gerekiyor. İşte olayımız bu. Yani eğik düzlemde buradaki F eşittir P çarpı sinüs alfa diyoruz. Şimdi sinüs nedir? Karşı bölü hipotenüs. Yani sin alfa aslında karşısındaki h bölü 90'ın karşısı yani hipotenüs. Yani ben buradaki sin alfa yerine h bölü l yazabilir miyim? Yazabilirim. O zaman f eşittir p çarpı h bölü l oluyor. Buradaki l'yi çarpı olarak karşıya attığımızda f çarpı l eşittir p çarpı h gibi bir mantık ortaya çıkıyor. İşte biz buna kuvvet çarpı kuvvetin yolu eşittir yük çarpı yükün yolu diyoruz. Yani kuvvet çarpı kuvvet kolu yük çarpı yük koluydu ya. Onun çok benzeri. Bu sefer kuvvet ile kuvvet doğrultusundaki şu yolu çarpıyoruz. Yük ile biliyorsunuz yükümüz aşağı doğru. Yük ile de yükün doğrultusundaki buradaki haşı çarpıyoruz. Yani düşey ile düşeyi çarpıyoruz. Eğik düzlemdeki F ile eğik düzlemdeki L'yi çarpıyoruz. Ve formül tamamen bu. Bu formülden bunun sorularını çözüyoruz. Bu formülü kullanmasak dahi biz zaten f'in m çarpı g çarpı sin alfaya eşit olduğunu bildiğimizde zaten bunun sorularını kaçırmıyoruz. Herhangi bir zorluğu yok. Peki burada kuvvetten kazanç var mı? Şimdi kuvvetin yolu daha fazlaysa kuvvetten kazanç vardır. Yani buradaki l mesafesi h mesafesinden büyükse kuvvetten kazanç vardır. E bakıyorsun l mesafesi 90'ın karşısı yani h'dan daha büyük. O zaman burada kesinlikle kuvvetten kazanç vardır arkadaşlar. Yoldan da kayıp vardır arkadaşlar. Mesela bu eğer 3 4 5 üçgeni ise burası 3 metre, burası 5 metre olacak. Yani biz yükü 3 metrelik bir yüksekliğe çıkartmak için 5 metre boyunca yükü çekiyoruz. Yani çok çekiyoruz ama yük az yükseliyor. Yoldan kayıp var demektir. Aynı oranda da kuvvetten kazanç var anlamına geliyor. Şimdi 8. soruyla devam edelim. Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemler üzerinde K ve L cisimleri dengededir diyor. K ve L cisimlerinin ağırlıkları oranı nedir diyor. Şimdi buradaki K cismini çeken ip yani şu ipteki gerilme ne kadardır? K cisminin ağırlığı çarpı sinüs 37'dir. Yani buradan aşağı doğru M çarpı G çarpı sin 37 yok mu? Var. M çarpı G K'nın ağırlığı. Yani PK çarpı sinüs 37 sinüs 37 zaten 0.6. PK çarpı 0.6 aşağı doğru çekiyor ve bu cisim dengede olduğuna göre buradaki gerilme kuvveti yani biz buna F dersek ya da T dersek fark etmez buradaki T kuvvetinin P çarpı 0.6 olması gerekiyor ki bu ne yapsın dengede kalabilsin. Şimdi aynı ipin her yerinde gerilmeler eşittir mantığına göre bu iple bu ip aynı ip yani birbirinin devamı. O zaman bu ipteki gerilme ile bu ipteki gerilmeler birbirine eşit olacak. Peki burası nedir? M çarpı g çarpı sinüs 53'tür. Yani burası L'nin ağırlığı. O zaman PL çarpı 0.8'dir. Burada zaten değerler yazıyor. O zaman burasının da dengede olabilmesi için PL çarpı 0.8 olması lazım. Aynı ip. Dolayısıyla bunun buna eşit olması lazım. Olay da bitti zaten. Yani PK çarpı 0.6 eşit olmalı. PL çarpı 0.8 bu eşitliğin sağlanabilmesi için buranın 8, buranın ise 6 olması lazım. Yani ikisinin de 48'li bir şey çıkması için. PK bölü PL 8 bölü 6'dan ne çıkacak? 4 bölü 3 olarak bulunacak canlarım. Şimdi diğer bir basit makine çeşidine geldik. Nedir bu basit makine? Çıkrık arkadaşlar. Siz çıkrığı bilmiyorsunuz ama ben biliyorum. Çünkü hani fizik öğretmeniyim falan diyormuşum. Hayır arkadaşlar. Yani eskiden ben çok yaşlı değilim aslında. 38 yaşında falanım. Ama önceden var ya arkadaşlar böyle 12 falan yaşlarımdayken Birisi bana böyle 20 yaşındayım, 25 yaşındayım dediği zaman ya ben diyordum ki kocaman adam ya. Ya 25 yaşında veya 30 yaşında diyordum. Yani çok büyük geliyordu bana. Şu anda ben 38 yaşıma geldim. Yani hiç büyük gelmiyorum. Yani kendim sanki hala böyle 20, 25'li yaşlardaymışım gibi hissediyorum. Gerçekten insan büyüdükçe yaşının küçük olmasını istiyor. Küçük oldukça da yaşının büyük olmasını istiyor. Böyle bir paradoks var. Şimdi bizim Gençliğimizde, küçüklüğümüzde biz bu çıkrık denilen sistemleri bizzat gördük arkadaşlar. Kuyulardan su çekiliyordu ve suyu taşımak için yani daha rahat bir şekilde kuyudan çıkartmak için bu çıkrık düzeneği kullanılıyordu. Böyle bir tane silindir var, işte burada bir tane kol var ve sen bu kolu böyle çeviriyorsun ve kuyunun içerisinden su böyle giderek kova yukarı doğru çıkıyor. Ve burada da kuvvetten kazanç vardır arkadaşlar. Neden? Şimdi gösterelim. Çıkrığın yandan görünümü. Yani buradan değil de şuradan şöyle çıkrığa şu yan taraftan şöyle baktığında şöyle bir sistem görüyorsun. R yarıçaplı bir silindir var yani şu silindir. Bunun kenarından aşağı doğru bir yük iniyor yani şuradaki yük iniyor. Ve buradan da senin kuvveti döndürdüğün yani biz buna kuvvetin kolu diyoruz. Kuvveti döndürdüğümüz R kolu var. Yani yük küçük R'den aşağı doğru iniyor. Yani şuradaki küçük R'den yük aşağı doğru iniyor. Kuvvet ise büyük R'nin etrafında dönüyor. Yani kuvvetin kolu buradaki büyük R oluyor. Haliyle mantık yine tork mantığı. Yani şurası bizim dönme noktamız, silindirin merkezi. Haliyle bizim bunu çevirebilmemiz için, en azından dengede tutabilmemiz için F çarpı kuvvetin kolu, yani kuvvetle kuvvetin kolunu çarpıyorum. Neye eşit olmalı? P çarpı yani yük çarpı yükün koluna. Yani P çarpı küçük R olmalı. Biz buna fare pire de diyebiliriz. Bak fare büyüktür, pire küçüktür. Yani fare, r büyük, piredeki r küçük. Böyle de aklında tutabilirsin ama bunu ezberlemeye ya da aklında tutmaya ne gerek var ki? Zaten tork aldığında f çarpı r, p çarpı r'ye eşit oluyor. Şimdi biz burada r'nin küçük r'den büyük olduğunu biliyor muyuz? Net bir şekilde biliyoruz. Yani kuvvetin kolu daha büyük. Kuvvetin kolu daha büyükse kuvvetten kazanç vardır. Bitti. O zaman yoldan da kayıp var. Hemen buraya yazalım. Yoldan kayıp vardır. Yani arkadaşlar biz büyük R'nin etrafında bir tur çeviriyoruz kolumuzu. Silindir ise, yük ise küçük R'nin etrafında bir kere yükseliyor. Yani anlatmak istediğim mesela büyük R'nin turu diyelim örnek veriyorum işte büyük R'nin çevresi 5 metre. Yani bizim kuvvetimiz 5 metre çevreli bir yörünge izlerken bizim yükümüz atıyorum buradaki 1 metrelik bir çevrede dönüyor. Dolayısıyla burada yoldan kayıp 5 kat olduğu için kuvvetten de kazanç 5 kat oluyor. Yani senin yükün 100 niftonluk bir yükse sen bunu 20 niftonluk kuvvetle ne yapabiliyorsun? Yukarı doğru çıkabiliyorsun. Şimdi bazı sorularda karşımıza çıkıyor. Çıkrık en tur döndürüldüğünde yük ne kadar yükselir? Arkadaşlar bakın. Bunun mantığı çok basit. Çıkrık bir tur attığında kolu ne kadar uzun olursa olsun. Yani buradaki kuvvet kolu var ya o büyük r Büyük r ne kadar büyük olursa olsun. Çıkrık bir tur attığında silindir de bir kere dönüyor. Silindir bir kere döndüğünde ipi etrafına bir kere sarıyor. Yani ip etrafına silindirin çevresi kadar sarılıyor. E dolayısıyla sen bir tur döndürdüğünde, bir tur döndürdüğünde buradaki yük sadece bunun çevresi kadar yükseliyor. Yani 2π yükseliyor. Eğer sen 2 tur döndürürsen 2 tane 2 pire yani 4 pire yükseliyor. Eğer sen n tur döndürürsen o zaman n tane 2 pi r yükseliyor. Yani n tur döndürüldüğünde yük n çarpı 2 pi re kadar yükselir. Bak burada kuvvetle alakamız yok. Büyük r ile alakamız yok. Sadece diyeceksin ki kaç tur attın kardeşim? Örnek veriyorum 5 tur attın. Tamam silindirin çevresi ne? 2 pi r. O zaman 5 kere 2 pi r yani 10 pi r bu yük yükselir diyorsun. Yani kuvvetle hiç alakası yok. Mesela küçük bir çocuk da gelse buradaki çıkrığı bir tur attırdığında bu yük 2 PR'ye kadar yukarı çıkar. Büyük bir adam gelse de kocaman bir adam daha büyük bir kuvvet uygulasa da yine buradaki yük 2 PR'ye kadar çıkar. Yani kuvvetin orada fazla olması yükün daha hızlı bir şekilde o 2 PR'yi almasını sağlar. Ama yine de 2 PR alır. Yani özetle bir tur 2 pire en tur en tane 2 PR'dir ne büyük R ile alakamız var, ne F ile alakamız var, ne yük alakamız var. Sadece silindirin çevresi ve tur sayısı. Haberiniz olsun. Yorum sorularına çıkabiliyor. Şekildeki çıkrıkta çıkrık silindirin yarıçapı 10 cm, çıkrık kolu 40 cm. Hemen biz bunun yandan görünümünü çiziyoruz arkadaşlar. Yandan görünümde böyle uzun bir tane kuvvet kolu var. Kuvveti biz buradan uyguluyoruz. İşte içeri doğru ya da dışarı doğru böyle çeviriyoruz. Dolayısıyla kuvvetimizin kolunun soru bize zaten 40 cm olduğunu verdi. Şurası 40 santimetreymiş. Kalem yazmadı bir saniye. 40 santimetre. Silindirin yarıçapı da 10 santimetre. Yani şuradan şurası da 10 santimetre. Burası da bizim dönme noktamız. Buradan aşağı doğru bir yük var. Yükümüz de 100 Newton. E dolayısıyla ne yapacağız? Denge. Yani F çarpı 40, kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. O zaman 100 çarpı 10 eşit olmalı kuvvet çarpı kuvvet koluna. Yani F çarpı 40'a diyeceğiz. Burada santimetre ya da metre olmasının bir önemi kesinlikle yok. Çünkü burada da santimetre yazıyor, burada da santimetre yazıyor. Zaten bunlar birbirini götürüyor. Yani metre de olsa götürecek. O yüzden burada bir dönüştürme işlemine kesinlikle gerek yok. Buradaki sıfırlar gidiyor. Haliyle 4'ü karşıya bölü diye attığımızda 100 bölü 4'ten 25 çıkıyor. Yani kuvvetin 25 olduğunu bulduk. Şimdi diyor ki çıkrık kolu bir tur çevrilirse yük ne kadar yükselir? Bir turda çevresi kadar yükselir. Yani bir kere 2 pi kadar yükselir. R'yi zaten 10 santimetre verdi. Pi'yi de 3 alıyoruz. Hani ben bu soruda unutmuşum ama 3 alınıyor. 2 çarpı 3 çarpı. R yerine de 10 yazdığımızda 2 kere 3, 6, 6 kere 10, 60 santimetre yükselir diyeceğiz. Bunun cevabını da böylece bulmuş olduk. Makar ağırlıkları ve sürtünmelerin önemsiz olduğu sistem ağırlıkları PK ve PL olan K ve L isimleri O noktasından geçen eksen etrafında dönebilen R ve 3R yarıçaplı kasnaklar ile dengededir. Bitti. Dengede yani şurası dönme noktamız. Demek ki sağa çevirenlerin torku sola çevirenlerin torkuna eşittir. Denge budur. Dolayısıyla buradaki L yükünün sen sistemi şöyle aşağı doğru çektiğini ve bu tarafa doğru çevirmeye çalıştığını biliyorsun. Yani bu buradaki kasnağı aşağı doğru döndürmek istiyor. O zaman buradan PL ağırlığı çekiyor. Buradan PK ağırlığı çekiyor dersek soru biter, biter. Yani yanlış olur. Neden? Çünkü bu makarayı aşağı doğru çeken PK var. Yukarı doğru çeken burada iki tane ip var. E iki tane ip aynı ip mi? O önemli. Bakıyorsun bu bunun devamı. Aynı ip olduğu için gerilmeleri aynıdır. Yani buna da T diyeceksin. Buna da T diyeceksin. O zaman PK eşittir iki tane T oluyor. Ve T PK'nın yarısı olmuş oluyor. Yani buradan aşağı doğru çeken PK değil de PK'nın yarısıdır. Çünkü zaten bu iple bu ip aynı ip. Yani burası PK bölü 2 ise burası da PK bölü 2 yapıyor. Aynı şekilde buradan da aşağı doğru pk bölü 2 çekiyor. Bu ipin devamı aynı ip. O zaman arkadaşlar olay bitti. Bakın ip her zaman çeker. Sıkılmış olabilirsiniz ama. Bu makarayı düşünürken bu ipleri yukarı doğru gösteriyorsun. Çekecek şekilde. Bu makarayı düşünürken ise bu ipler onu kendisine doğru çekecek şekilde ok göstermen lazım. Yani tutunduğun noktadan ipe doğru ok yapacaksın. Şimdi sola doğru çeviren kim var? Bakıyorsun bu sola doğru çeviriyor. Bu da sola doğru çeviriyor. Demek ki bu ikisinin torku bunun torkuna eşit. Yani sola çevirenlerin torku sağa çevirenlerin torkuna eşittir. Mantık bu. Haliyle arkadaşlar artık işlemleri yapabiliriz. Şimdi sağa çeviren PL var. PL'nin buraya olan uzaklığı kaç R? Soru burada bana zaten bunun 3 R olduğunu söylemiş. O zaman PL çarpı 3 R eşit olmalıdır. Diğer tarafa çevirenler Şimdi PK'nın şuradaki PK bölü 2'nin buraya uzaklığı ne kadar? Merkeze uzaklığı şu kadar. Yani 3R'ye kadar. O zaman yazıyorum. PK bölü 2 çarpı 3R arkadaşlar. Artı bir tane daha o tarafa çeviren var. O da bu. Peki bunun uzaklığı ne kadar? Bunun uzaklığı sadece şu kadar. E burası 1R. Dolayısıyla PK bölü 2 çarpı 1R diyor. Buradaki R'ler sadeleşiyor. Herkeste olduğu için. Dolayısıyla 3 tane pk bölü 2 1 tane pk bölü 2 daha ne yapar? 4 tane pk bölü 2 yapar. 4 tane pk bölü 2 4 tane pk bölü 2 eşittir. 3 tane pl oldu. Değil mi? Eşitlik bu. Haliyle 4 bölü 2 2 yapar. 2 tane pk eşittir. 3 tane pl yaptı. Eşitliğin sağlanması için bunun 3 olması, bunun 2 olması gerekiyor. Hani 2 kere 3 6, 3 kere 2 6. Dolayısıyla PK yerine 3 geliyor. PL yerine de 2 geliyor. Ve cevabımız 3 bölü 2 olarak bulunmuş oluyor. Şimdi geldik bu soruya. Arkadaşlar bu soruda ufak bir eksiklik var. Affınıza sığınarak bunların yarıçapları burada nasıl bir şekilde çıkmış. Ya şöyle oluyor arkadaşlar. Bazen soruda yazıyor. Dizgide de yazıyor. Ama çıktı alırken yani PDF'e dönüştürürken bazı grafikleri görmüyor. Yani program görmüyor. Ve bir bakıyorsun ki oralardaki R'ler 2 R'ler çıkmıyor. Böyle hatalar da oluyor. Tekrardan kusura bakmayın. Diyelim bunun yarıçapı R olsun arkadaşlar. Bunun yarıçapı R. Bunun yarıçapı 4R. Bunun yarıçapı 3R. Bunun yarıçapı da örnek veriyorum 2R olsun. Yani soruyu buna göre çözelim. Şimdi şekildeki G cismi F kuvvetiyle dengelendiğine göre F kuvveti kaç Newton'dur? Şimdi denge varsa demek ki sistem dönmüyor. Peki buradaki 60 Newton'luk yük bu makarayı aşağı doğru şöyle 60'la çekmiyor mu? Çekiyor. Ama biz bunun dönmediğini biliyoruz. Demek ki bu bu tarafa doğru çevirirken şunların arasında hani bunlar böyle birbirine girmiş ya kitlenmiş ya aralarında etki tepki kuvveti var. Dolayısıyla bu 4 R'lik silindire yukarı doğru bir kuvvet etki etmeli ki arkadaşlar burada neden? Çünkü bu yukarı doğru kuvvet bu dişliği yani şu 4 R'lik dişliği bu tarafa doğru çevirmek ister. Buradaki 60 Nifton da bunu bu tarafa doğru çevirmek ister. Ve bunların çevirme miktarları yani torkları eşit olursa dönmez. E zaten dengede diyor yani dönmüyor. Demek ki denklem şu. 60 çarpı dönme noktasına olan uzaklığımız. Yani aşağı doğru çeviren bunun torkunu alıyorum. 60 çarpı r eşit olmalıdır. Yukarı doğru çeviren n çarpı kaç uzaklık? Bak mavi noktaya olan uzaklığına bakacaksın. Yani buradan burası. E buradan burası bunun yarı çapıdır. Yani 4r demiştim. Dolayısıyla buraya 4R yazıyorsun. R'ler gidiyor. 4'e bölüyorsun. Ve buradaki N'nin 15 Nifton olduğunu buluyorsun. 60 bölü 4, 15. Şimdi arkadaşlar burada dişliler arasında bir etki tepki kuvveti oluşuyor. Yani anlatmak istediğim, bu dişli bunu yukarı doğru itiyorsa o da onu aşağı doğru itiyor. Etki tepki. Yani yönleri zıt ama büyüklükleri aynıdır. Dolayısıyla diğer dişli, yani şuradaki 2R'lik dişliyi aşağı doğru bir, Kuvvet iter, etki tepki. Yani buradaki kırmızı 4R'ye etkeder, buradaki mavi ise şu 2R'ye etkeder ve bunların büyüklükleri aynı. Biz bu N'nin kaç olduğunu bulduk, 15 olduğunu bulduk. O zaman ben buraya 15 yazıyorum ve diyorum ki bu da dönmüyor. Yani bunun da dönme merkezi burası ve bunun da dönmediğini biliyorum çünkü dengede diyor. Dolayısıyla buradaki F kuvveti buradaki dişliği bu tarafa çevirmek isterken, buradaki N ise bu dişliği bu tarafa doğru çevirmek istiyor. Yani bu sistem kitleniyor ve dönmüyor. Demek ki bu tarafa döndürenlerin torku, yani şu tarafa döndürenlerin torku, şu tarafa döndürenlerin torkuna eşit. Bu tarafa döndüren budur, bu tarafa döndüren budur. Dolayısıyla tork alacağım. Kırmızı noktaya göre tork alıyorum. F çarpı uzaklık. Şimdi bunun yarıçapına ben ne dedim? 3R. O zaman F çarpı 3R eşit olmalıdır. Buradaki 15 çarpı kaça? Bunun uzaklığı ne kadardı buraya? 2R. Yani küçük dişlinin yarı çapını ben 2R'ye kabul ettiğim için 2R. Buradan arkadaşlar 2 15 30. 3'e böldüğümüzde F'in 10 Nifton olduğu görülüyor. Şimdi arkadaşlar buradan bizim çıkarabileceğimiz bir sonuç daha var. Bu sonuç şudur. Kuvvetimiz 10 çıktı yükümüz 60. Şimdi ben size desem ki gençler kuvvet kazancı nedir? Kuvvet kazancı nasıl bulunuyordu? Yük bölü kuvvet mantığıyla bulunuyordu. Şimdi bizim yükümüz kaç arkadaşlar? 60. Peki kuvvetimiz kaç? 10. Yani 60'lık bir yükü 10 Newton'luk bir kuvvetle dengede tutabiliyorum. O zaman 60 bölü 10'dan kuvvet kazancım 6 diyeceksin. Yoldan da kaybım 6 olur diyeceksin. Yoldan kayıp 6. Yani 1 bölü 6. Peki 1 bölü 6 ne demek? Yani ben burayı arkadaşlar bakın ben burayı 6 metre çektiğimde bu yük sadece bana 1 metre gelecek anlamına geliyor. Çünkü kayıp. Yani ben burayı h kadar çekersem bu bana sadece h bölü 6 geliyor. Çünkü başka bir soruda da bunun ne kadar yükselmesi gerektiği sorulabilir. Onu da bu şekilde çözeceksiniz. Yani kuvveti buluyorsun. Yük bölü kuvvetten kuvvet kazancı buluyorsun. Kuvvet kazancının tersini yola veriyorsun. Ve hiç uğraşmadan ne kadar yükseleceğini bulmuş oluyorsun. Şimdi geldik diğer bir basit makine türü olan vidaya. Şimdi burada küçük küçük birçok basit makine türü var. Vida da bunlardan bir tanesi. Şimdi vidanın burasına bir tane anahtar takıyoruz ve anahtarı B kolunun etrafında çeviriyoruz. Yani bizim kuvvetimizin anahtar aslında buralarda vardı o anahtar. Bakayım şöyle tork konusundan kalmıştı. Bakıyorum. Evet şurada bakın. Şu anahtar arkadaşlar. Şu anahtarı vidaya böyle takıyorsun ve çeviriyorsun. Haliyle bu anahtarı vidaya böyle takıp çevirdiğinde senin kuvvetin nerede? Burada. Kuvvet hangi yolu izliyor? Kuvvet hangi çemberde dönüyor? Bakın Şöyle büyük bir çember değil mi? Yani bunun etrafında dönüyor. Dolayısıyla kuvvetin yolunu alırken bu büyük olanı yarıçap olarak kullanıp bunun çevresini bulman lazım. Çünkü biz bunun çevresinde dönüyoruz. İşte yine mantığımız ne olacak? Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. E burada da kuvvet çarpı kuvvet yolu, yük çarpı yük yolu. Mantık yine aynı aslında. Şimdi peki yük dediğimiz ne? Yük dediğimiz vidanın zemine girmek isterken karşılaşacağı direnç kuvveti. Yani vidanın karşılaştığı zorluk. Hani vida böyle zemine girerken böyle güllük gülistanlık girmiyor, değil mi? Orada bir zorlukla karşılaşıyor. İşte zeminin gösterdiği bu direnç kuvvetine biz yük diyoruz. Yani burada bizim yükümüz bu. Peki yük ne kadar ilerliyor? Arkadaşlar bakın, buradaki vida adımları yani diş aralıklarının anlamı vida her tur attığında içeri A kadar girer. Dolayısıyla yükün yani vidanın zemine doğru ilerleme miktarı yükün ilerleme miktarı gibi düşünülüyor. Dolayısıyla yükün yolu bu kadar, yük de bu kadar arkadaşlar. Her bir turda unutmayın önemli vidanın adımı kadar ileri girersiniz. Şimdi normalde bir yere tornavidayla böyle bir vida sıkarken tornavidayı böyle bastırırsan hani böyle itersen Vidayı içeri sokarsın zaten. O zaten orada vida değil çivi gibi kullanıyorsun. Sen böyle itip sokuyorsun. Ama bizim bahsettiğimiz içeri doğru aşırı derecede bir kuvvet uygulamadan. Yani vida sadece çevrilecek. içeri doğru itilmeyecek. Çevrildiği zaman vida böyle her bir turda böyle tık 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 bir diş kadar içeri girer. Dolayısıyla bir tur bir diş aralığı kadar ilerlemek anlamına geliyor. Şimdi bizim kuvvetimiz bir turunu attığında yani şurada şöyle döndüğünde kuvvetin yolu ne kadar oluyor? B yarıçaplı bir çemberin çevresi kadar oluyor. O zaman kuvvetin yolu 2 pi r. yerine b yazıyorum. Tamam 2 pi Kuvvet çarpı kuvvetin yolu o zaman f çarpı 2 pi eşit olmalıdır. Yük çarpı yükümüz r oluyor. Yükün yolu. Arkadaşlar yükün yolu da vida adımı kadar dediğim gibi. Yani r çarpı a oluyor. Ve buradan sorunun mantığı çözülüyor. Yani soru bize f'i veriyor işte r'yi istiyor. A'yı veriyor falan. Yani bu mantıkla biz f ile r arasındaki bağıntıyı bulabiliyoruz. Bir de arkadaşlar burada kuvvetten kazanç var mıdır? Tabii ki vardır arkadaşlar. Peki neden var? Çünkü buralara bir değer verseniz. Mesela işte 2 çarpı pi yerine 3 ver. B dediğimiz kola örnek veriyorum 10 de. Çünkü uzun bayağı. İşte eşittir r çarpı vida adımına da diyelim 1 de. Yani şunların adımı küçük 1 diyelim. Haliyle buradaki f'i yalnız bıraktığınızda f eşittir. R bölü kere 3 6 6 kere 10 60. R bölü 60 oluyor arkadaşlar. Yani 60 kat kuvvetten kazanç var. O zaman yoldan da 60 kat kayıp var anlamına geliyor. Yani sizin normalde vidayı zemine sokarken çok zorlanmanız lazım. Ama 60'ta biri kadar zorlanıyorsunuz anlamına geliyor. Burada kesinlikle kuvvetten kazanç var. Vida en tur döndürüldüğünde zemine ne kadar ilerler? Ne demiştim? Her turda vida bir A kadar içeri girer. Yani F ile alakası yok. B ile alakası yok. Dediğim gibi. Tornavidayı böyle içeri doğru itmekten bahsetmiyorum. Sadece çeviriyorsun. Böyle güzel güzel çeviriyorsun. İtmiyorsun. İtmediğin için kuvvet vidanın ne kadar girdiğini etkilemiyor. Kuvvetle işimiz yok. B ile işimiz yok. R ile işimiz yok. Sadece ve sadece vida adımı. 1 turda 1A kadar girer, 2 turda 2A kadar girer. N turda N çarpı A kadar zemine ilerler. Yani buradaki H ilerleme miktarı olarak not alınabilir. Çıkrık gibi arkadaşlar. Hani çıkrıkta da her turda silindirin çevresi kadar yükseliyordu ya. İşte N tur attığında N çarpı 2 pireye kadar yükseliyordu ya kova. Aynı mantık. Burada da her turda A kadar ilerliyor. En turda NA kadar ilerliyor. Mantığımız bu. Şimdi diş aralığı 5 milimetre olan vidaya 20 santimetre. Bak arkadaşlar buraya dikkat edeceksiniz abi. Yani ikisi de milimetre olacak ya da ikisi de santimetre olacak. Biri başka biri başka olursa o soru öylece çözülmez. Yani 5'i olduğu gibi al 20'yi de olduğu gibi al salla gitsin öyle olmaz. Dikkat edeceksin. Şimdi döndürülmektedir F kaç R'dir diyor. Şimdi neydi mantığımız? Kuvvet çarpı kuvvetin yolu. Şimdi kuvvet çarpı 2 pi r, işte r yerine 20 yazacağız, eşittir. Buradaki direnç kuvveti yani büyük r çarpı vida adımı kadar. Haliyle pi yerine 3 alalım, f'i bilmiyoruz. F çarpı 2 çarpı 3 çarpı, vidanın e, anahtar uzunluğu 20 olduğu için buraya 20 santimetre yazayım mı yazmayayım. Şimdi bir karar vereceğim. Ya ikisini de santimetre yapacağım ya ikisini de milimetre. Hadi bakalım milimetre yapalım. Şimdi metre, desimetre, santimetre ve milimetre mantığına göre. Santimetreden milimetreye giderken 10 ile çarpman lazım. Çünkü aşağı doğru gidiyorsun tamam mı? 10 ile çarp. O zaman 20 santimetre aslında 200 milimetre anlamına geliyor. Ben de buraya 200 yazacağım. Yani ikisini de neye çevirmiş oldum? Milimetreye çevirmiş oldum. F çarpı 2 pi r eşittir. R çarpı zaten r'yi bilmiyorum. A. Bir de adımı da bana 5 milimetre olarak verilmiş. Haliyle bunda da milimetre, bunda da milimetre olduğu için bunların önemi kalmıyor. Ama biri santimetre, biri milimetre olsa ne yapamıyorsun? Bu şekilde sadeleştiremiyorsun ve sonuç yanlış çıkar. Dolayısıyla 2 kere 3, 6, 6 kere 2, 12. Haliyle burası ne yapıyor? 2 kere 3, 6, 6 kere 2, 12, 1200. F çarpı 1200 eşittir. R çarpı 5 oluyor. Ve buradan F kaç R'dir diyor. Yani F'i yalnız bırakacağız. F eşittir. 5 bölü 1200 yapıyor arkadaşlar. 1200 R. 1200'ü 5'e bölersek ne olur? 12'de 5 2 kere var. 2 kere 5 10. 2 kalıyor. 20'de 4 var. 240. O zaman F eşittir. 1 bölü 240 R oluyor arkadaşlar. Kuvvet kazancına bakar mısınız? 240 kat kuvvetten kazanç var. 240 kat yoldan da kayıp var. Örnek 13 ile devam edelim. X ve Y vidalarının boyları ve yarıçapları çapları gibidir. Vidaların üzerindeki adım sayıları eşit olduğuna göre vidaların zeminde 6 cm ilerleyebilmesi için dönme sayılarının oranı kaç olmalıdır diyor. Arkadaşlar buradaki kilit nokta vidanın üzerindeki adım sayılarının eşit olması. Şimdi diyelim bunda k tane adım var. Bunda da k tane adım var. Adım sayıları eşit. Şimdi bunda k tane adım 10 cm yapıyor. Bunda K tane adım 15 santimetre yapıyor. Yani diyeceğiz ki, şimdi 10 eşittir diyeceğiz. K çarpı birinci vidanın adımı. Yani AX diyeceğim. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi vida adımı örnek veriyorum 2 santimetre ise... ...5 tane adım olmalı ki 5 kere 2'den 10 yapsın. Yani buradaki adım sayısıyla vida adımını çarptığım zaman... ...K ile AX'i çarptığım zaman 10'un uzunluğunu buluyorum. Yani 10 santimetreyi bulmuş oluyorum. Dolayısıyla denklemin bu şekilde... Diğeri de 15 santim. Diyorum ki 15 santimin içerisinde k tane, çünkü eşit sayıda adımları var demişti, k tane y vidasının adımı diyorum. Mantık bu. Şimdi buradan ben bunları taraf tarafa oranladığımda k'lar gidiyor ve 10 bölü 15, 2 bölü 3 yapıyor. 2 bölü 3 eşittir, a x bölü a y oluyor. Yani ben x'in her bir adımına 2 a diyebilirim, y'nin her bir adımına da 3 a diyebilirim. Şimdi bir vidanın zemine ilerleme miktarı neydi? Tur sayısı çarpı vidanın adımı kadardı. Şimdi bunların ikisi de 6 santimetre ilerliyormuş. Dolayısıyla 6 eşittir diyeceğim. Birinci vidanın tur sayısı çarpı onun adımı. E onun adımı 2A. Hemen buraya 2A yazıyorum. Aynı şekilde diğer vidada 6 santim gitmesi isteniyor. O zaman 6 eşittir. Onun tur sayısı çarpı onun adımı. E onun adımı 3A. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit değil mi? İkisi de 6. Ben hemen bunu buna eşitliyorum. Yani diyorum ki nx çarpı 2a eşittir. Görünüyor değil mi? ny çarpı 3a diyorum. Ve buradaki a'lar gidiyor. Soru bana zaten nx bölü ny'yi soruyor. Bu eşitliğin sağlanması için buraya 3 yazmalıyım. Buraya 2 yazmalıyım. Hani 2 kere 3 6. 3 kere 2 6 mantığından. nx 3 ny 2. O yüzden cevabımız 3 bölü 2 olarak bulunmuş oluyor. Dişli ve kasnaklar basit makineler içerisindeki en basit kısımdır. İki tane farklı sistem var. Bir tanesi eş merkezli kasnaklar, bir tanesi de eş merkezli olmayan. Birinin merkezi burada, birinin merkezi burada. Şimdi bu eş merkezli olanlar birbirine perçinlidir. Perçinli ne demek biliyor musun? Yapışmış demek. Dolayısıyla ikisi de aynı yöne döner ve aynı miktarda döner. Yani büyük olan diyelim 30 derece döndüğünde küçük olan da 30 derece döner. Çünkü bunlar birbirine yapışık olduğu için farklı hareket etmiyorlar. Yani şöyle düşünmüyoruz. İşte yarı çapı büyük olan az döner, yarı çapı küçük olan çok döner. Böyle bir mantık burada yok. Eş merkezli dişliler, kasnaklar, çarklar ne derseniz deyin aynı yöne dönerler ve aynı tur atarlar. Yani bu örnek veriyorum saat yönünde iki tur atıyorsa bu da saat yönünde ve iki tur atar. Bu bitti. Şimdi ikinciye geçtiğimizde bunlar birbirini zıt yöne çevirir. Çünkü dişliler şu şekilde oldukları için mesela bu böyle bu tarafa doğru dönerken diğerini böyle iter. Bakın itiyor ve bu da böyle dönüyor. Yani bunlar hep böyle zıt yönde dönerler. Onu anlatmak istiyorum. Dolayısıyla biri saat yönünde dönüyorsa diğeri saat yönünün tersine döner. Tur sayıları eşit falan değildir. Bunların arkadaşlar alınan yolları eşittir aslında. Ne demek istiyorum? Ya yani şimdi mesela bir traktör düşünün. Arka tekeri kocaman bir traktör ön tekeri küçük. Şimdi bu traktörün iki tekeri de aynı miktarda mı dönüyor? Hayır. Ama aynı yolu alıyorlar. Mesela bu tekerlek 10 kilometre yol gittiğinde bu tekerlek de 10 kilometre yol gidiyor. Yani bunların yolları aynı. Şimdi yolları aynı olduğu için küçük olan çok dönmek zorunda. Yani anlatmak istediğim mesela büyük olanın yarıçapı diyelim 4R. Küçük olanın yarıçapı diyelim 1R. Şimdi bu bir tur attığında 2 pi 4R'ye kadar yol alıyor. Adamın yarıçapı 4R. Ama diğeri bir tur attığında 2 pi r kadar yol alıyor. E şimdi birisinin çok birisinin az yol alma şansı yok ki. Traktörün parçalanması lazım. Bir teker fazla gidiyor bir teker az gidiyor. İkiye bölünmesi lazım. Öyle bir şey oluyor mu olmuyor. Demek ki bunların yolları eşit olacak. Bu 8 pi gidiyorsa bu da 8 pi gitmek zorunda. Seve seve gidecek arkadaşlar. Dolayısıyla da bunun tur sayısı 4 olmalı. Çünkü 4 kere 2 8. 4 kere 2 8. Yani bu arkadaş bir tur attığında bu arkadaş dört tur atmak zorunda. Küçük olan çok döner, büyük olan az döner. Sebebi aynı yolu gitmek zorunda olmaları. İşte aynı mantık geçerli. Bunlar birbirine temas ettikleri için bu ne kadar yol gidiyorsa bu da o kadar yol gitmek zorunda. Bundan dolayı da neleri eşit biliyor musun? Tur sayısıyla çevresinin çarpımı diğerinin tur sayısıyla çevresinin çarpımına eşittir. Yani n1 çarpı 2 pi r1 eşittir n2 çarpı 2 pi r2. Buradaki 2 pi'ler sadeleşiyor ve şöyle bir mantık ortaya çıkıyor. n1 çarpı r1 eşittir n2 çarpı r2. İşte bunun gelme mantığı bu. Yani aynı yolu gitmek zorunda oldukları için n1 r1 n2 r2 eşit oluyor. Diyelim bu arkadaşın yarıçapı 6r, bu arkadaşın yarıçapı örnek veriyorum 2r ise bu 3 tur attığında 3 kere 6 18 yapıyor. Bu da arkadaşlar 18 yapabilmek için 9 tur atması gerekiyor. 9 kere 2 18. Mantığımız bu. Şimdi bir de burada arkadaşlar çizgisel hız ve açısal hız diye iki tane yorum var. Şimdi açısal hız adı üzerinde açısal hız yani dönme açılarıyla ilgili. Dolayısıyla tur sayılarına bakıyorsun. Aynı turu atıyorlarsa açısal süratleri birbirine eşittir diyorsun. Yani tur sayıları aynıysa açısal süratleri aynı. Mesela bu arkadaşa ben diyelim işte K diyeceğim. Buna da ben Y diyeceğim. Şey L diyeceğim. Şimdi K 2 tur atıyorsa L de 2 tur atıyor. K 360 derece dönüyorsa L de 360 derece dönüyor. Aynı dereceyi döndükleri için bunların açısal hızları aynıdır. Yani bu dişli için söylüyorum. Omega K eşittir omega L'dir. Açısal hız omega ile görünüyor. Şey yazılıyor. 12. sınıfta zaten bileceksiniz bunu merak etmeyin. Şimdi bunların açısal aynı. Ama bunların çizgisel süratleri aynı değildir. Çünkü aynı yolu gitmiyorlar. Çizgisel sürat bizim bildiğimiz günlük hayatta kullandığımız sürat. Hani alınan yolu zamana bölüyorsun. Çizgisel sürati buluyorsun. Yol bölü zaman. Şimdi bu aynı yolu almıyor ki bununla. Niye? Bu arkadaşın çevresi büyük olduğu için büyük olan çok yol alıyor. Küçük olan şu kadar yol alıyor. Yani bir turda bu kırmızı kadar yol alıyor. Diğeri bir turda bu mavi kadar yol alıyor. Yani yollar aynı değil. Süreler aynı ama. Aynı sürede dönüyorlar ama aynı yolu almıyorlar. O zaman kim çok yol alıyorsa onun sürati daha büyüktür. Mantık bu. O zaman K'nın yolu daha büyük olduğu için buradaki K'nın çizgisel sürati L'nin çizgisel süratinden daha büyüktür diyoruz. Birinci yorumumuz buydu. Şimdi buna geçtiğimizde bu iki arkadaşın da tam tersine turları aynı değil yolları aynı. İkisi de aynı yolu gidiyorlar aynı sürede aynı yolu aynı sürede gidiyorsan süratin aynıdır. Dolayısıyla bu noktaya diyelim x dedim bu noktaya diyelim ben y dedim. x ve y'nin çizgisel süratleri aynıdır. Aynı sürede aynı yolu gittikleri için. Ama turlar aynı değil. Dolayısıyla bu 3 tur dönerken bu 9 tur döndüğü için kim çok dönüyorsa onun açısal sürati daha büyüktür. Çok tur atanın açısal sürati daha büyüktür. Hatta 3 katıdır. Hani biri 9 biri 3. Dolayısıyla şöyle diyebilirim. Omega y yani y'nin açısal sürati, x'in açısal süratinin 3 katıdır diyebilirim. Ya da kabaca omega y büyüktür omega x diyebilirim. Demek ki arkadaşlar çizgisel süratlerini kıyaslayabilmek için aldıkları yollara bakıyoruz. Açısal süratlerini kıyaslayabilmek için döndükleri tur sayılarına bakıyoruz. Şimdi burada da böyle bir sistem var. Bunun düz bağlı olanı da şu şekildedir. Zaten traktör mantığıyla bu birebir aynıdır. Dolayısıyla düz bağlı ile ters bağlının tek farkı bu burada bu tarafa dönerken bu bu tarafa dönüyor. Yani zıt dönerler. Çünkü bu dişli bura kasnak buradan böyle kayış buna ters bağlandığı için dönme yönleri birbirine ne oluyor? Zıt oluyor. Ama bunda düz bağlı olduğu için bu bu tarafa dönüyorsa bu da bu tarafa dönüyor. Şimdi mantık yine traktör mantığı. Aynı yolu gitmeleri gerekiyor. Aynı yolu gitmeleri gerektiği için bunun tur sayısıyla yarıçapının çarpımı yani ne demek istiyorum? nx çarpı rx eşit olmalıdır. Buradaki ny çarpı ry miktarına. Haliyle burada rx ry'den büyük olduğu için büyük olan az döner. Dolayısıyla nx küçük olacak ny'den. Az dönüyorsa açısal hızda azdır. Açısal sürati pardon. Dolayısıyla x'in açısal sürati küçük. Y'nin açısal sürati büyük olacak. Tur sayılarıyla açısal sürat doğru orantılı. Aynı yolu gittikleri için, zaten şu eşitliği niye yazıyoruz? Aynı yolu gittikleri için bunların çizgisel süratleri eşittir. Yani Vx ve Vy'nin çizgisel süratleri birbirine eşittir. Burada da mantık birebir aynı. O yüzden ekstradan yazmaya gerek görmüyorum. Sadece bunun yönü bunun yönüyle aynı oluyor. Burada yönler zıt oluyor. Şu mantıkların hepsi, şu yorumların hepsi bunun için de aynen geçerli. Buradaki dikkati zaten anlattım. O yüzden örnek 14'e geldim. Şekildeki y dişlisi z kasnağı aynı merkez olarak perçinlenmiştir. Bunlar aynı merkezli. x dişlisi ok yönünde 9 tur döndürülürse t kasnağı hangi yönde kaç tur döner? Şimdi arkadaşlar x 9 tur döndüğünde bu dişli kime temas ediyor? Hemen ona bakacaksın. Bak burada x ile z'nin alakası yok. x ile t'nin alakası yok. x kime temas ediyor? y'ye. O zaman x ile y arasında bir bağıntı kuracaksın. Şimdi birbirine temas eden dişliler zıt yönde dönerdi. Dolayısıyla bu bu tarafa dönüyorsa bu bu tarafa dönüyor diyorsun. Ama kaç tur dönüyor? Hemen onu bulacaksın. Şimdi 9 kere 2R yani tur sayısıyla yarı çapının çarpımı diğerinin tur sayısıyla Y'nin tur sayısıyla yarı çapının çarpımı. E bu arkadaşın yarıçapı çapı 3R. Dolayısıyla 18 bölü 3'ten bunun 6 tur attığını buluyorsun. Şimdi Y ve Z eş merkezli olduğu için yani birbirlerine perçinli olduğu için bak burada söylüyor. Onların dönme yönü de aynıdır, tur sayısı da aynıdır. Her şeyi aynıdır. Yani bu küçüktür, fazla döner falan filan demeyeceksin. Bu 6 tursa bu arkadaş bu tarafa ve 6 tur. Şimdi burada düz bağlama var değil mi? Ters bağlama yok. O zaman bu da ne tarafa döner? Bu da bu tarafa döner. Yani bununla aynı yöne döner. Bu saat yönünün tersine dönüyor, bu da saat yönünün tersine döner. Yani iki yönünde döner. Bir kere bunu yazalım. İki yönünde. Peki kaç tur? Şimdi ben bunun 6 tur attığını biliyorum. Şimdi bununla bu birbirine bağlı değil mi? Aynı traktör mantığı gibi. O zaman tur sayısı ve yarıçapın çarpımı aynı olacak. Yani 6 kere R eşit olacak. Buna geliyorsun. T'nin tur sayısı çarpı 2 R diyorsun. Buradan 2'yi bölü olarak atıyorsun. Ve bu arkadaş ne çıkıyor? 3 tur çıkıyor. 6 bölü 2'den. 2 yönünde 3 tur cevabını buluyoruz. Hemen vakit kaybetmeden diğer soruya geçiyorum. Örnek 15. Yarıçapları sırasıyla 3 R, ye R ye ve 4 R olan KLM kasnakları ile sistem kuruluyor. Diyor ki buna göre K kasnağı ok yönünde 4 tur döndürüldüğünde M kasnağı hangi yönde kaç tur döner? Hemen buraya 4 turu yazıyorum. Diyorum ki K kime bağlanmış? L'ye. O zaman K ile L arasında bir bağıntı kuracağım. Şimdi traktör mantığı o zaman yolları aynı. O zaman 4 kere 3 12 ise bu da 1 R olduğuna göre bunun tam 12 tur atması gerekiyor. Yani mantık şununla şunun çarpımı R ile neyin çarpımı? 12'nin çarpımına eşit. Şimdi burada bir ters bağlama söz konusu mu? Dikkatli bir şekilde bak. Hayır. O zaman sen saat yönünde dönüyorsan sen de saat yönünde dönersin. Terslik yok. Şimdi ama L ile M ters bağlanmış. Bak kayışa bak. Kayış böyle direkt çapraz gidiyor. Ters bağlanmışsa ters döner. Yani bu saat yönünde dönüyorsa bu saat yönünün tersine döner. Saat yönünün tersi hangi yön? Buradaki tabii ki de iki yönü. O zaman bu da bir kere M dişlisi iki yönünde dönecek ama kaç tur? Ben bunun 12 tur attığını buldum. Şimdi bununla da bunu birbiriyle bağıntıya koyuyorum. Çünkü L ile M birbirine bağlanmış. O zaman 12 kere R diyorum. 12 çarpı R eşit olmalı. 4R çarpı bunun tur sayısına. Buradan kolay bir şekilde M'nin tur sayısı 12 bölü 4'ten 3 olarak bulunuyor canlarım. İki yönünde 3 tur diyorum ve cevabı bitiriyorum. Örnek 16. Şimdi bu soru öğrencilerin bir tık zorlandığı bir soru ama ben sana çok güzel bir mantık öğreteceğim ve kolay bir şekilde çözeceksin. Diyor ki X dişlisi ok yönünde 1 bölü 4 tur dönerse Y dişlisinin görünümü nasıl olur diyor. Şimdi canlar bir kere tur sayısının payda kısmıyla şeklin bölme sayısı aynı olacak. Mesela X dişlisi kaça bölünmüş? Tam ortadan şöyle 2'ye bölünmüş. Ama onun payda kısmı kaç? 4. O zaman sen diyeceksin ki burası 4 olduğuna göre bunun da 4 bölme olması lazım. Hemen bunu şöyle ortadan küçük bir çizik atarak bölüyorsun. Artık bu da 4 bölme, bu da 4 bölme birbiriyle uyumlu hale getireceksin. Şimdi bu arkadaş bu tarafa doğru 1 bölü 4 tur döndüğünde yarı çapı R olduğu için 1 bölü 4 çarpı R eşittir N çarpı 2 R dediğimizde buradaki R'ler gider. 2'yi de bölü diye attığımızda N buradan 1 bölü 8 çıkar. Yani biz bir kere Y'nin 1 bölü 8 döneceğini biliyoruz. Ve bu saat yönünde döndüğü için bu da saat yönünün tersine doğru yani şu tarafa doğru döneceğini biliyoruz. Çünkü dişliler birbirini her zaman zıt yöne çevirir. Şimdi arkadaşlar ne tarafa döneceğini ve kaç tur atacağını buldum. Ama bunun paydasının 8 olduğuna dikkat et. Ama bu kaç bölmeli? 4. Hemen onu 8 bölmeli hale getireceksin. E bu zor bir şey değil ki. Yani şuradan bir tane çizik attığında, şuradan da bir tane çizik attığında bunu direkt 8 parçaya ayırmış oluyorsun. Olay bu kadar basit. Bu o kadar işimize yarıyor ki arkadaşlar. Yani 4'te 1. Diyorsun ki sen 4 bölmesin ve 4'te 1 gideceksin. Ya sadece 1 bölme gideceksin bir yerine bir işaret koyacaksın. Mesela şuraya bir işaret koyduğumda ok yönünde, yani saat yönünün tersi tarafa doğru bir bölme gideceksin. Ya bir bölme nedir? Bu buraya gelecek. Mesela buraya bir işaret koyduysan bu da buraya gelecek. Yani bunun görünümünü çok kolay bir şekilde çizemez miyiz biz? Yani oradaki taralı şuradaki taralı yer şuraya gelecek dedim. Şuradaki çarpı da şuraya gelecek dedim. O da buraya geliyor. Bak. Buradaki X'in görünümünü rahat bir şekilde buldum. E, aynı şekilde y'yi de bulacağım. Y'yi de şöyle bir yapalım ve 8'e bölecektik bunu. Önce şöyle 4'e böldüm. Sonra şuralarından 2 kere daha bölünce bu 8'e bölünmüş oldu. Bak dikkat et. Neye dikkat ediyorum bak? Ne tarafa dönüyor ve kaç dönüyor? Ne tarafa döndüğü önemli tabii ki. Kaç tur döndüğü de önemli. Bak 8'de 1 gideceksin. E benim zaten şeklim 8 parça. 8 parçada 1 parça ilerleyeceğim. Mesela buraya bir işaret mi koydum? Sadece 1 parça ilerleyecek şu kadar. Eğer burası 3 bölü 8 olsaydı o zaman 1, 2, 3. Yani bu nereye gelecekti? Buraya gelecek. Mavinin bir dilimi buraya gelecekti. Ama bizim sorumuzda 8'de 1. O zaman mavi buraya geliyor. Arkasındaki mavi de buraya geliyor. Yani kısacası şu ikisi mavi oluyor. Hemen bu ikisini maviye boyuyorum böyle. E zaten mavinin karşısında sarı var. Mavinin karşısında da sarı var. Pardon. O zaman onu da direkt sarıya boyuyorsun. Olay bitiyor. Yani bir tanesini bulunca diğer diğeri zaten onun karşısında olduğu için şekil kolay bir şekilde böylece bulunuyor arkadaşlar. Umarım açıklayabilmişimdir. Şimdi geldik farklı sorularda, zor sorularda bazı özel durumlar var. Şimdi mesela bir tane kasnak ya da dişli ya da makara her neyse ipi bağlamış adam bu tarafı doğru bunu döndürüyor. Şimdi burada bu yük ne kadar ilerler diye sorular sorulabiliyor. Yani böyle mantıklar var. Şimdi arkadaşlar bakın eğer böyle bir makara sistemi olmasaydı ben buradan bunu tutup böyle F kuvvetiyle sola doğru 2πR kadar çekseydim diyelim. Bu yük sadece ve sadece 2 pireye kadar gelirdi. Yani direkt elimle tuttum çekiyorum. Ne gelecek? Ben 2 pire çektim. O 10 mu gelecek? 2 gelecek. Bu tamam. Ama arkadaşlar burada sistem böyle değil. Burada bir makaranın etrafına dolanma var. Yani ip bu makara bu tarafa doğru dönerken hem bu makara ileri doğru gidiyor. Yani bir süre sonra makara buraya gelecek diyelim bir tur attı. Bir tur attığında bu makara ne kadar yol alacak? Çevresi kadar. Haliyle ilerleme miktarı diyorum. İlerleme 2 PR'ye kadar. Yani çevresi. Çevresi 4 PR olsa 4 PR'ye kadar ilerler diyeceğim. Tamam mı? Ama bir tur döndüğü için etrafına da bir turluk ip sarıyor. Dolayısıyla bunu bir de ip sarma miktarından dolayı çekiyor. Bir turda ip sardığı için 2 pire ilerlediği için 2 pire ip sardığı için toplamda 4 pire çekiyor ve bu 4 pireye kadar hareket ediyor. Anlatmak istediğim bu. Bakın şimdi burada bir tane ortasından dönebilen bir makara olsun. Örnek veriyorum. Yani hiçbir yere hareket edemiyor. Sadece dönüyor. Hani bir yer yüzeyinde ilerleyen bir teker değil o. Bir yere çakmışım ortasında mili var dönüyor. Şimdi bunun etrafına ben geldim, şöyle ip sardım ve buraya bir yük koydum. Şimdi bu makara diyelim şu tarafa doğru bir tur attığında çevresine bir tur kadarlık ip dolamaz mı böyle? İpi böyle 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 çekmez mi? Çeker. E bu çevresine ipi böyle doladıkça bu yük yukarı doğru çıkmaz mı? Çıkar. Haliyle bu bir tur attığında bu iki piye kadar yükselir. Bak hiç ileri doğru gitmedi. Makara olduğu yerde dönüyor. Tamam babacım olduğu yerde dönüyor ama. İp etrafına makaranın böyle dolanıyor. Yani bu bizim makaramız ya mesela. Bu makara döndükçe ip bunun etrafına sarılıyor. İp sarıldıkça, sarıldıkça, sarıldıkça aşağıdaki yük de tık 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 yukarı çıkıyor. Yani makara etrafına ip sararsa yükü çeker. Onu anlatmaya çalışıyorum. Makara bir de ilerliyor. Yani şu arkadaş hem bir tur kadar etrafına ip sarıyor. Yani aynen şunun yaptığını yapıyor. Bir de adam ileri gidiyor. İleri gittiği için zaten bu kadar çekiyor. Bir de ip sardığı için o kadar çekiyor. İkisinin toplamı 4 1'e kadar ilerler diyorsun. Anlatabilmişimdir umarım. Şimdi geldik buraya. Bak bu da ileri doğru gidiyor. Ancak bunun saran makarası farklı. Saran makara içerideki makara. İlerleyen makara ise dışarıdaki makara. Yani bunun ilerleme miktarını farklı makaradan hesaplayacaksın. İp sarmasını farklı makaradan hesaplayacaksın. İlerlemeyi kim yapıyor? Büyük tekerlek. Büyük tekerlek ilerliyor. Yani 2R olan. Bir turda 2 pi 2R'ye kadar ilerler. Yani onun çevresi kadar. Ama ip saran arkadaş, ip saran kurnaz içerideki. Dolayısıyla onun çevresi kadar ip saracaksın. Yani 2 pi R'ye kadar. İşte bu ikisini topla. 4P'ye 2P'ye de 6P'ye. İşte bu yük 6P'ye kadar ileri doğru hareket eder. Saran farklı, ilerleyen farklı. Şimdi geldik buraya. Bak burada dikkat et. Bu makara şu tarafa doğru giderken tabii ki de ilerleyecek. Yani şuraya bir yere gelecek değil mi? Tamam. O zaman hemen ilerleme diyorum. İlerlemeden dolayı sola doğru ne kadar çektim ben? İlerlemeden dolayı sola doğru ne kadar çektim? Kim ilerliyor? 2R olan. O zaman 2 pi 2 rye kadar. Yani ben 4 pi kadar sola doğru çektim mi bu yükü? Evet çektim. Ama arkadaşlar bu sefer makara dönerken ipe dikkat edin. Bak bu tarafa dönüyor. Makara bu tarafa dönüyor ve böyle. Yani ipi bu sefer etrafına dolamıyor, ipi bırakıyor. İp sarma yapmıyor da ipi salıyor. İpi bırakıyor. O zaman ben buraya ip dolama ya da sarma değil de ip salma diyorum. İpi bıraktığı için bu tarafa doğru veriyor. Yani çekmiyor, bırakıyor. O ne kadar bırakıyor? E çevresi kadar bırakıyor. Yani iki pireye kadar. Ha bir tur değil de iki tur olursa e bunu da 2 ile çarpacaksın. Bunu da 2 ile çarpacaksın tabii ki. Ben bir tur için konuşuyorum. Yani arkadaşlar bu arkadaşın yönü bu tarafa olduğu için biz bu sefer toplamayacağız. Sola doğru olan 4 daha büyük. İkisini geri vereceğiz. 4 2'den ne kalacak? Sonuç, sonuç sola doğru 2πr kalacak. Yani bu arkadaş bu sefer sola doğru ve sadece 2πr'ye kadar ne yapmış olacak? İlerlemiş olacak. Lütfen yönlerine de dikkat ediniz. Geldik bu videonun son sorusuna. Bu da farklı bir soru. Bunun da mantığını anlatacağım. Ödevlerini vereceğim. Kaçacağım. Yarıçapları. Sırasıyla 3R, R ve R olan X, Y, Z kasnaklarından oluşan sistemde X ve Y kasnakları eş merkezli olacak şekilde perçinlenmiştir. O zaman X'in tur sayısı ile Y'nin tur sayısı aynı diyeceksin. Bitti. X kasnağı ok yönünde bir tur dönerse, X kasnağı bu tarafa doğru bir tur dönerse, içerisindeki Y de bu tarafa doğru ve bir tur döner diyeceksin. Aynı yön, aynı tur. Şimdi diyor ki Z kasnağı hangi yönde ne kadar yer değiştirir? Yani şuradaki kasnak aşağı mı gider, yukarı mı gider ya da ne kadar gider? Adam onu soruyor. Ne kadar yer değiştirir? Hemen buradaki iplerin yönlerine bakıyorsun. Bu arkadaş ipi ne yapıyor? Yönüne bakıyorsun, dönme yönüne. Bu arkadaş ipi bu tarafa doğru bırakıyor. Tamam. Şu arkadaşa bakıyorsun. Buradaki ip ne yapıyor? Makara döndükçe bunun yönü de bu tarafa doğru. Yani buradakilerin ikisi de ipi Çekmiyor. Bırakıyor. İkisinin yönü de aynı. Hemen diyorsun ki bu ne kadar ip bırakır? Abi adam bir tur döndü. Çevresi kadar. Adamın çevresi 2 pi re. O zaman bu 2 pi kadar ipi aşağı bırakır. Bu ne kadar bırakır? E bu adamın çevresine bakıyorsun. Bu adamın 3 r yarıçapı var. Yani 2 pi 3 re'den bu 6 pi re bırakır. Hemen buraya 6 pi re bırakır diyorsun. Şimdi bu yük ne kadar alçalır ya da yükselir? Bakıyorsun. Bunun yönü aşağı. Bunun yönü de aşağı. O zaman ikisi de aşağı olduğu için topluyorsun. Yani ikisi de onun alçalmasını istiyor. Diyorsun ki bak B şıkkını yapıyorum. Dikkat et. 2 pi r'ye de aşağı gidelim diyor. 6 pi r'ye de aşağı gidelim diyor. Bu ikisini topluyorsun ama 2'ye bölüyorsun. Çünkü bu hareketli makara. Hareketli makarada bulduğun miktarın yarısı alınır. Hani dedim ya size. Mesela bir koldan 10 metre kaldırıyorsun. Diğer koldan kaldırmadığın için bölüştürmen gerekiyor. Yani o 10'u 5'e 5 diye bölüştürüyorsun ve 5 kaldırıyorsun. Yani hareketli makaralarda hep söyledik ya. Hani şu taraftan biz bu tarafını bir yere bağladık diyelim bu makaranın. Bu tarafını böyle buraya bağladık. Biz şurasından eğer h kadar çekersek bu makara ve bağlı olduğu yük yukarı doğru h bölü 2 gelir dedik. Sebebi ne? Buradaki çekme miktarı h, buradaki çekme miktarı 0. Biz onu bölüştürüyoruz. Yani h'ı 2 ipe de bölüştürüyoruz. Yani H artı 0 ne yapmıştı? H yapmıştı. 2'ye böldük. O yüzden H bölü 2, H bölü 2 dedik. İşte burada da 2 pire ve 6 pireyi toplayacağız ve 2'ye böleceğiz. Yani hareketli makarada 2'ye bölmek zorundasın. Olay bu. 6, 2 daha 8 yaptı. 2'ye böl, 4 pire. Şimdi diyorsun ki bu sorunun B şıkkı 4 pire alçalır diyorsun. Zaten aşağı gideceği belli. Eğer bu soruda kafadan söylüyorum bak B şıkkını yapıyorum. Bu soruda. Bu eğer bu tarafa doğru çıksaydı, alt 2 pire aşağı doğru çıksaydı. Ama 6 pire yukarı doğru çıksaydı. Birisi alçalalım diyor, birisi yükselelim diyor. O zaman çıkartacaksın. Büyükten küçüğü. 6 pire yukarı mı gidelim diyor. Hemen 6 pireden kimi çıkartıyorsun? 2 pireyi çıkartıyorsun. Yine B şıkkını yapıyorum. İkinci ihtimal için. 6 pire eksi 2 pire diyeceksin. Yönleri böyle çıksaydı. Dolayısıyla he, bu soruda olmaz da yani farklı sorularda bu sistem bir şekilde oluşuyor. Yani bir bakıyorsun bir ip aşağı gidiyor bir ip yukarı gidiyor. Bu olabiliyor yani. Dolayısıyla 6 pireden 2 pireyi çıkarıyorsun 4 pire. İkisini 2'ye bölmeyi unutmayacaksın. 2'ye bölmek hareketli makaralarda kural gibi bir şey. O zaman 6'dan 2 çıktı 4 kaldı 2'ye böl 2 pire. 2 pire bu sefer alçalır diyemezsin. Çünkü bunun kazandığını biliyorsun. Yani yukarı doğru olan kazandığı için sen diyorsun ki 2 pire yükselir diyorsun. Evet bu soru böyle çözülüyor. Şimdi gelelim A şıkkını yapmaya. Hangi yönde kaç tur döner? Öncelikle gerçek olanı yapalım. Yani şu mavileri sildim. Şimdi arkadaşlar bakın, dönme olayı bambaşka bir olay. Şu aşağı doğru olan ok, bu Z'yi ne tarafa doğru çevirmek istiyor? Şöyle çevirmek istiyor, değil mi? Peki bu ne tarafa doğru çevirmek istiyor? O da böyle. Bak zıt. Normalde ikisi de aşağı gidelim diyordu. Yani ikisini de topluyorduk. Ama döndürme sorusu olduğunda İkisi de aynı yöne döndürmediği için çıkartıyorum. Bu saat yönünün tersine dönelim derken bu saat yönünde dönelim diyor. Çıkaracaksın. Yani iki sorunun da çözümü %100 farklı. Sorusuna göre hareket edeceksin. Dönme sorusuysa aynı yöne çeviriyorlar mı çevirmiyorlar mı? Yükselme alçalma sorusuysa aynı yöne gidelim diyorlar mı demiyorlar mı? Buna bakacaksın. Şimdi zıt yöne çevirmek istiyor. Hemen çıkartıyorsun. 6 pireyeden 2 pireyi çıkartıyorsun. Ve 2'ye bölüyorsun. 2'ye bölmek zorundasın. Hareketli makarada yarısı yükselme, yarısı dönme muhabbetinden dolayı 2'ye bölüyorsun. 6'dan 2 çıktı, 4 kaldı. 4'ü de 2'ye böldün, 2 pire kaldı. Şimdi diyorsun ki 2 pire bu makaraya kaç tur attırır? Hani benim bulduğum miktar 2 pire. 2 pire, yarı çapı çevresi 2 pire olana n tur attırır. Buradan n, 1 tur çıkıyor. Hangi yön? Tabii ki de kim kazanır? 6 kazanır. Yani diyelim bu B yönü, bu A yönü ya. Sen diyeceksin ki B yönünde bir tur atar diyeceksin. Yani büyük olan kazandı. Mantık buydu. Yani örneğin buraya 2 pire değil de işte 8 pire de bulabilirsin. 8 pire 2 pireye kaç tur attır? Denklemi bu şekilde kuruyorsun ve çözüyorsun. Şimdi diğer ihtimali de yapalım B şıkkı için. ikinci ihtimal ne demiştim? İkinci ihtimalde bu aşağı olsun ama bu yukarı olsun. Bak tamamen ikinci ihtimali yapıyorum. Yani farklı bir şey. Yani bu soruyu çözmüyorum aslında. Sen işlemleri yaptın. Ve kolun bir tanesini yukarı buldun, örnek veriyorum bir tanesini böyle yukarı buldun, bir tanesini aşağı buldun. Döndürme sorusu bu. Tamam. Şimdi bu kırmızı ne tarafa doğru döndürmek istiyor? A yönünde. E bu mavi hangi yönde döndürmek istiyor? Bir bakıyorsun, o da A yönünde. Çünkü yukarı doğru çekiyor. Yani ikisi de aynı yöne döndürmek istemiyor mu? Evet. O zaman topluyorsun. Çünkü ikisi de aynı yöne dönelim diyor. Nasıl çıkartabilirsin ki? 6 pire ile 2 pireyi topluyorsun ve 2'ye bölüyorsun. 8 pi r'nin yarısından 4 pi r geliyor. Ve sonra diyorsun ki 4 pi r bizim makaramıza, bizim makaramız 2 pi r'den oluşuyor. Kaç tur attırır? 2 tur. Yani 2 tur. Hangi yönde 2 tur? Zaten bu da a yönü, bu da a yönü, bu da a yönü. Yani ikisi de a yönü zaten. O zaman a yönünde 2 tur diyoruz ve bunu da böyle buluyoruz. Yani ben size karşılaşabileceğiniz bütün sistemleri inanın bana göstermeye çalıştım. Ve videonun burada da sonuna geldik canlarım. Evet arkadaşlar şimdi sizlere ödevlerinizi vereceğim. İki tane daha ödev vereceğim. Soru bankamızdan video ders kitabımızın ödevini buradan veriyoruz biliyorsunuz. Soru bankamızdan basit makinelerdeki test 2 ve test 3'ü de çözeceksiniz arkadaşlar. 142. 142 ve 143 şöyle. Bugün öğrendiğimiz mantıkları kullanarak çözebilirsiniz. Hem bunların içerisinde çözemediğiniz 2-3 tane de çıkabilir. Önemli değil. Yarın ben size soru çözüm videosu atacağım ya. Orada da bir şeyler öğreneceksin. Orada da bir şeyler göreceksin. O yapamadıklarına bir de o zaman bakacaksın. Yani konu öyle çok zor bir konu değil. Ben vermem gereken inan bana her şeyi verdim. Merak etme eksik bir bilgi yok. Dolayısıyla arkana yaslan yoluna devam et. Kanala abone değilsen abone olarak ya da videonun altına yorum ya da beğeni atarak bana destek olursan sevinirim. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.